çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün canlı yayındayız. Eğer canlı yayında çocuklarınızla ilgili soruları, sorunları iletirseniz burada karşılıklı olarak sorunları çözmek için efendim sizlerle görüşeceğiz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden kendilerini davet edelim. Efendim ilk dinleyicimize merhaba diyorum. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ben ikinci çocuğum, 10 yaşındaki kızım için bir soru soracaktım. Hocam tırnaklarını yiyor sürekli ve hatta cinsilerin kolları bile hepsi neredeyse böyle delik. Çünkü hep kemiriyor onları. Bunun için ne yapabilirim? Bu birinci sorum hocam. İkincisi de çocuğum var hocam. Dördüncüye de inşallah Allah kısmet ederse hamileyim. Ve bunu daha çocuklarımı söyleyemedik. Söyleyemedik yani ikimiz eşimle. Onu nasıl ve ne zaman söylememiz uygundur? Bunun için sizin fikrinizi alacaksın. Evet. Ve sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bütün dinleyiciler adına. Çok faydalanıyoruz sizden. Allah razı olsun. Allah devamını getirsin inşallah hocam. Allah razı olsun. Ben şöyle sizi yayına almadan önce de zihnimden geçiriyordum fragmanları dinlerken, reklamları dinlerken. 3 yıla yakın bir zaman oldu ve gelen e-maillere bakıyorum, buraya gelen telefonlara bakıyorum. Biz kocaman bir aile olmuşuz. Yani çocuğa karşı evet, duyarlı, çocuğu öyle karşısında sindirerek, ezerek, bağırarak adam etmeye çalışan değil, hayır, onu bir aziz misafir gibi görüp ortaya çıkan problemlerin mutlaka arkasında yatan bir şeyler vardır diye düşünen hassas anne babalardan oluşan koca bir aileye dönüşmüşüz diye düşünürken sizin telefonunuzu aldım. Şimdi size de 10 yaşındaki kızınızla ilgili ilk önce şu soruyu sormam gerekir. Ne zamandan beri tırnaklarını yiyor? Hocam küçüklüğünden beri ya, hatırladığım kadarıyla 3-4 yaşından beri var bu sorunu. 3-4 yaşından beri yiyor. Evet. En büyük kızınız? İkinci çocuğum hocam. Büyük abisi var. Kardeşi de var 7 yaşında. Peki diğerlerinde var mı tırnak yeme? Yok hocam. Sadece onda var. Sadece o yiyor. Peki böyle biraz güven duygusu eksik, içine kapanık bir çocuk mu? Hiç değil hocam. Çok aksine çok kıpır kıpır bir çocuk. Hatta okulda öğretmenleri biraz çok memnun. Cıvıl çok cıvıl mı? Yani hiç sorun yok. Evet çok cıvıl cıvıl. Biraz. Ama oturunca veya boş vakitte hemen onu meşgul etmeye çalışsam bile anlıyor. Hani onu meşgul etmeye çalıştığımı anlıyor. Ve hoşuna gitmiyor, devam etmek. Ben de fazla istemiyorum hocam. Ne yapabilirim? Şimdi şöyle, normalde tırnak yiyen çocuğa biz deriz ki kendini yiyor çocuk. Yani içinde bir dert var. O dert çocuğu yiyor. Siz de onu tırnağını yiyor olarak görürsünüz deriz normalde. Ancak siz diyorsunuz ki 3 yaşından itibaren ta çocukluktan beri gelen bir alışkanlık bu. O zaman işte bunu diyemeyiz. Yani çocuk o erken yaşlarda 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında tırnak yemenin bir keyfine vardıysa, kendini meşgul etme olarak bir tattıysa daha sonra alışkanlığa dönüşmüş olma ihtimali var. Dolayısıyla yani bir psikolojik problemi olduğunu şu anda söyleyemeyiz. Ta o zamandan beri geldiğinden dolayı. Yani 3 yaşındaki bir çocuğun çok da ciddi psikolojik problemi olmaz. Peki şöyle sorayım ben size. Siz nasıl bir annesiniz? İyi bir anneyim der misiniz sizce? Yani evde yaşanılabilir. Ben çalışıyorum hocam. Böyle bir baskı hocam, bir baskı ortamı var mı evde? Yok hocam, hiç yok. O zaman çok. Sizlerden annelerini iyi tanıyorsunuz aslında. Size sormak lazım aslında. Ama yani
Hiç yok. Yok hocam, çok rahat bir ortam var evde. Yok, o zaman endişe etmeyin. Mümkün olduğunca konuşarak, kızım elini ağzına koyma diyerek, ona farkındalık kazandırarak, yahut da işte siz diyorsunuz ya, meşgul etmeye çalışırken kendisi de fark ediyor, bazen de kızıyor. Alışkanlıktan vazgeçirmek için elinizden geldiğince onu kızım yapma diyerek, uyararak, ikaz ederek geçirmeye çalışın. Bir psikolojik problem var diye endişe etmeyin, şu konuştuklarımıza dayanarak diyorum. Dolayısıyla, teşekkür ederim hocam. Yani dolayısıyla bir psikolojik problem değil, bir alışkanlıktan bahsediyorsunuz siz şu anda. Onu yenebilmek için de... Bir de hocam onun halası yapıyordu. Evet evet, ondan dolayı da olur. Ondan dolayı, evet. Ondan olabilir miyim? Olur olur. Çocuk sevdiği, popüler gördüğü, güzel gördüğü, konuşmasını beğendiği, hareketlerini beğendiği bir kişinin tırnak yediğini görürse o da aynı şekilde tırnak yer. Tamam mı? Peki. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Efendim, bir sonraki dinleyicimizi de yayınımıza alalım. Merhabalar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İzmir'den arıyorum ben. İsmim İlkay. İzmir'den arıyorsunuz. Evet. Birkaç sorum var. Hemen arada adresi alayım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Sizden önce ben bir şey söyleyeyim mi? Olur. Söylerken şunu da zihninizde geçirin isterseniz. Birkaç tane soru değil, en önemli bir tanesini sorun. Öyle onu mi? Doyasıya cevaplayalım. Yoksa hepsi yarım yarım cevaplanmış olur. Oldu, öyle olsun hocam. Tamam, şimdi sizi dinliyorum söyleyeceğiniz şeyi. Tamam, biz aslında biraz bilgi vereyim ailemiz hakkında. Çok şanslıyız. Öncelikle babamız sizinle tanıştı, sonra bizi tanıştırdı. Evet, önce o dinlemişti. Ben biraz ilk Zeynep doğduğu zamanlarda vakitsizlikten dinleyememiştim açıkçası. Sonradan başladık biz de 6 aylık falan olduktan sonra. Çok şükür, Allah razı olsun hocam sizden. Allah babanızdan razı olsun. Bakın ne kadar güzel. Evet. Kendisiyle birlikte kendisinden sonraki nesilleri de bir tarafa doğru evet getirmiş. Babanıza babanıza çokça selamlarımı iletin lütfen. Aleyküm selam. Dinler o da arşivden inşallah. Şu anda dinleyemiyordur. Hocam şimdi ben bizim bir çok önemli problemimiz yok. Çok şu 30 aylık kızımız. Tuvalet eğitimini tamamladık. Hemen bir iki hafta bile sürmedi. Harika. Yalnız gece memesi devam ediyor. Herhalde o da çok önemli bir şey değildir. Onu da yavaş hani böyle bitmek üzere o da. Tamam. Gece kaç defa istiyor? Sadece uykuya dalarken. Tamam. Uykuya dalarken ihtiyaç duyuyor, o kadar. Geri kalanlarında bir problem çıkartmadan çözdünüz. Çok şükür. Gündüzünde. Tabii gündüzünde hiç sorun yok. Harika. Yani o hani birçok annenin yanılarak tavsiye ettiği işte tiksindirin, işte acı biber sürün, şunu yapın bunu yapına şimdi baktığınız zaman ne kadar şey duruyor değil mi gözünüzde? Yok yani bizim babamız zaten asla müsaade etmez öyle bir şey. Annenin bir parçasından niçin tiksindireceğiz ki çocuğu diye. Tabii ondan sonra tabii çocuk. Tabii sizden de öğrendiğimiz evet. Tabii doğrularla hocam. Şimdi bunu özellikle soruyorum, şunun için soruyorum. Evet. Birçok belki bundan önceki anneler, şu anda anneanneler, babaanneler, ya böyle olmaz, çocuk birden bıraktırılır diye kendi gelinlerine, çocuklarına tavsiyede bulunuyorlar. Ve anne ile çocuk arasındaki o 2 yıl boyunca devam eden bağ kopartılırken hem annede problem oluyor. Çünkü annenin de ayrılması zor bir şey. Hem de çocukta problem oluyor. Demek ki olabiliyor olduğunu şu anda sizinle birlikte duymak için bunları da özellikle söylüyorum. Tabii hocam, çok sağ olun. Hı. Benim eşim Haziran ayında iş değiştirdi. O sırada biz 5 ay boyunca evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Biraz anneanne de biraz babaanne de kaldık. Ondan sonra 5 aydır da evimize taşındık İzmir'e. Hı-hı. Şimdi fakat tekrar işiyle ilgili problem çıktı. Tekrar taşınmak zorunda kalacağız. Acaba kızımız 30 aylık. Hı-hı. Bir çocuk üzerinde bir etkisi olur. Nasıl davranalım onu merak etmiştik. Hı-hı. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Aslında çok uzun, çok da geniş anlatılması lazım gelen bir şey. Ama ben kısa, evet, kısa ve özet olarak söylemeye çalışayım. Hani evet, biz hep programlarımızda, siz Zeynep şu anda 30 aylık dediniz değil mi? Tam 30 aylık, evet. Yani 24 aydır dinliyorsunuz, 2 yıldır dinliyorsunuz programları. Biz programların tabii, daha... programların ana özünde şunu söylüyoruz değil mi?
Çocukların ihtiyacı olan en önemli şey güven duygusu. Evet. O yüzden diyoruz ki ya çatmayın kaşlarınızı şu çocuğa, engellemeyin diye söylüyoruz ya. Evet. Şimdi çocukta Zeynep ortalığı karıştırıyor galiba. Zeynep oyuncağıyla oynuyor, evet. Tamam. İsterseniz siz telefonu kapattıktan sonra radyoda dinlemeye evet. devam edin. Hem de Zeynep'i ihmal etmemiş olursunuz. Hocam bir de şu İzmir'deki Montessori okulu açıldı bir tane. Onunla ilgili bilginiz var mı? Yok, hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Evet, bir tane Montessori okulu açıldı. Şimdi biz İstanbul'da oturmadığımız için kitabı Emel Hanım'ın kitabını falan okuduk sizin tavsiyenizle. Evde de yapmaya çalışıyoruz onları. Evde verilebilir aslında değil mi bu hani okul öncesi dönemdeki Montessori eğitimi? Tabii. Montessori eğitimi dediğimiz şey aslında bir usul ve yöntem. Evet, evet. Yani bunu okulda da alabilir çocuk. Evet, evde de anne takip edebilir. Aynı usul ve yöntemi takip edebilir. Ama İzmir'dekini bilmiyorum yani. Evet. Adem Bey, Zeynep size bir kerecik merhaba diyebilir mi? Tabii. O da sizi çok seviyor. Tamam. Söyle bakalım. Adem amcam bak telefonda. Merhaba Zeynep. Merhaba. Merhaba. Sen Anadolu pedagojisine göre yetişiyormuşsun. Deden ve annen öyle yetiştiriyormuş seni. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim. Allah sana iyilikler versin. Çocuklarınıza selam söylüyorum. Aleyküm selam. Zeynepciğim görüşmek üzere. Sana hayırlı günler. Evet. İlker Hanım bu bir sürpriz oldu bizim için de. Evet. Size çok istiyordu konuşmak. Sürekli dinliyorum. İnşallah radyoda şu andaki geri kalan kısmı da dinler. Çünkü söylediğiniz şey önemli bir konuyu açacağım aslında orada. Tamam. İsterseniz radyoda kalarak devam edin. Dinlemeye. Hocam bir tane küçücük bir şey daha söyleyeyim. Şu 2 yaş nöbet, 2 yaş inat dönemi deniyor. Hani minik ergenlik dönemi diyorsunuz siz de. O dönemde çocuğun itirazlarını beslemeliyiz gibi bir şey de var. Bir düşünce de var. Hani bir çocuk psikoloğu var Sabiha Paktun'a diye. O da öyle diyor. Hani bu dönemde çocuğunuzu çok baskılamayın. Hani o zaten size hani inat edecek. Bu dönemi öyle demek istiyor. Tabii, çok doğru. Yani şu yaşta çocuk, bu şimdi ikisini, şu anda şu iki sorduğunuz sorunun birbiriyle alakası var. Evet. Bu yaşta yani, bunu duyurmazsanız çünkü hayatı boyunca inat eder diyor. Hani hayatı boyunca inat eder, inat öğrenmesi değil de orada bir güven eksikliği oluşur. Bir güven eksikliği oluşur. Ben şimdi onu söyleyeceğim. Ben yanlış söyledim. Affedersin. Hani itiraz ediyor daha doğrusu. Hani İtirazcı baş kaldırı olur. Gibi, kafa tutma gibi bir durum var ya şu anda hani. Hani bizim babamız çok yumuşak huylu sağ olsun. Hiçbir zaman sesi daha Zeynep'e yükselmedi bile. Çok güzel. O yüzden hani ama bu çocukta bile bu şey var, kafa tutma var mesela, yapmayacağım, etmeyeceğim hani. Harika, şu bu. Çok güzel. Siz onu seyredin ve keyif alın. Tabii çocuğunuz öyle düşünüyor. Tabii çocuğunuz benlik gelişimi döneminde şu anda çocuğunuz yapmayacağım diye omuz silktiği sırada siz kenarda onu seyredin ve keyif alın. Çünkü tabii, ezerseniz ezik bir çocuğunuz olacak. Eğer onu güçlendirirseniz ve güven duygusu içerisinde kendinize bağlarsanız yarın işler çok daha yoluna girecek. Biz de öyle düşünüyoruz. Şimdi size bu canına zarar gelecek herhangi bir durum yoksa, sağlığına zarar gelecek herhangi bir durum yoksa biz de böyle hayretle bakıyoruz. Daha 30 ay önce dünyada olmayan bu bizim varlık hani Allah'ın bize bahsettiği. Ne güzel bize kafa tutuyor diye yani öyle düşünüyoruz. Ne güzel bize kafa tutuyor değil aslında. Kafa tutması güzel değil. Oradaki güzel olan şey şu. Evet. Çocuğunuz kendi özünde bir şey yaşıyor ve kendisi olmak için bir mücadele veriyor. Kendisi olma mücadelesi veriyor. Sizi hayrete düşüren şey çocuğunuzun özünde gerçekleşen bu kendi olma mücadelesine karşı hayret makamında Allah'ım diye böyle hayret içerisinde kalmanız. Yoksa size kafa tutuyor, yarın herkese kafa tutacak bir çocuk olacak diye değil. Söylemek istediğim şuydu, hani bebeklikten çocuklar geçiyor, hani tabii. Doğru bir süreç izliyor filandı. Çok meşgul ettim hocam, Allah razı olsun. Allah sizi çocuklarınıza bağışlasın inşallah yani. Allah razı olsun, sağ olun. Sağ olun hocam. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı sağ günler. Zeynep'e tekrar selam söylüyorum. Umarım Zeynep şimdi bizi dinlemeye devam eder. Hattımızdaki dinleyicimizi de, son dinleyicimizi de alalım. Ondan sonra iki soruyu birden cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim merhaba. Alo. Alo. Hocam
Hocam iyi günler. İyi günler. Ben sizi yaklaşık ilk programınızdan beri dinliyorum. Sizden çok şey öğrendim. Anneliğimin tadına vardım, bunu itiraf edeyim. Ya bugün bana herkes moral vermek için mi acaba birbiriyle anlaştı da böyle söylüyor? Dediğim gibi bugün mikrofona oturmadan önce zihnimden dedim ki ne kadar büyük bir aile olduk. Anadolu pedagojisinin özü tekrardan o İstanbul beyefendisi ve İstanbul hanımefendisinin özüne ait bilgiler ne kadar da çabuk yaygınlaştı Türkiye'de derken, siz de 2 yıldır dinliyorsunuz. İlkay Hanım ta baştan beri dinlediğini söyledi. Çok memnun oldum. Hocam sizi ne kadar yani ölsek yeridir. Gerçekten anneler yani anne olmadan önce eğitim alması lazım sizden bir bakıma, ben öyle düşünüyorum da. Şimdi programlarınızı ararak kaçırdım. Yok yok, şunu söyleyeyim. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun benimle bir alakası yok. Bugün ben burada bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama bu zaten bizim özümüzde var olan bir şeydi. Var olan bir şeydi. Yani bakın Osmanlı'daki insan modeline bakın, ne kadar nazikler değil mi? Ne kadar kibarlar. Evet. Televizyonda eskiye ait dizileri izlediğimiz zaman bir hanımefendinin yürüyüşü ne kadar böyle bir insanı imrendiriyor. Birbirlerine hitapları ne kadar düzgün. Bunlar daha da yetişmedi ki. Hayır, bunlar tabii, bunlar bir yerlerde bir eğitim modeline göre yetişti. Şimdi bizim yaptığımız yanlış ne? Yani bastıra bastıra bu çocuğu adam edeceğim ben. Kıza kıza bu çocuğu adam edeceğim. Yok öyle bir şey. Biz kendi özümüze dönersek eğer, o dönemde altın değerindeki bilgileri şu anda konuşuyoruz. Yoksa bunun benimle bir alakası yok yani. Evet. Şimdi ben bir şey soracağım size hocam. Buyurun. Birkaç şey sorum olacak aslında da inşallah yetiştiririz habere kadar. Hocam benim 7 yaşında bir oğlum var şu anda. Çok problemler yaşadık bununla. Çok derken hani böyle ufak tefek ama sizi dinledikten sonra açtık bu problemleri. Şu anda bir problemimiz var, ufak bir problem. Şimdi oğlumun arkadaşları bizim eve geldiğinde, hani bizim kendi oyuncaklarla oynamaya kalktığında, şimdi ne şey oynuyorlar, işte silahçılık oynuyorlar kendi aralarında. Benim oğlum diyor ki benim işte 100 tane mermim olsun, arkadaşına senin 50 tane mermin olsun diyor. Tabii arkadaşı da diyor ki o zaman benim de 100 tane olsun diyor. Hayır diyor. O zaman diyor benim de 200 tane olsun, senin 100 tane olsun diyor. Şimdi veya ben şimdi burada müdahale etmek zorunda kalıyorum ikisine de eşitlik vermek için. O zaman diyorum ki ikinizin de 100 tane olsun diyorum mermisi. O zaman benim olan diyor ki benim de burada diyor savunma kalkanım olsun diyor. Onun olmasın diyor. Şimdi bu böyle bir problemimiz var. Yani bunu her şeyde böyle kendini bir hani üstün görme demeyeyim de hani her şeyde bir şeylik yapıyor. Kendini bir artı sağlamaya çalışıyor. Ne var bunda? Bunu ben, ama şimdi karşıda çocuk da aynısını istiyor. İstesin, ne güzel, çocuklar kendi aralarında oynaşıyorlar. Niye karışıyorsunuz ki siz? Birisi 100 tane desin, öbürküsü benim 200 tane desin. Biri desin ki benim 1.000.000 tane desin. Birisi desin 10.000.000 tane. Birbirleriyle böyle şey yapsınlar. Niye müdahale ediyorsunuz ki? Şimdi yok, oyun şimdi bu sadece oyun esnasında değil. Hani benim burada gözlemlediğim yani okulda da aynı şekilde oluyor. Bu bir şimdi problem her şeyde değil. Yok. Problem değil mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle şimdi değil. Şimdi bir de şunu yapıyor hocam. Gerçi burada ben oğlumu savunuyorum ama yani burada oğlum haklı ama yine de. Şimdi bir de komşumun bir oğlu var 1,5 yaşında. O geldiği zaman oyuncaklarını vermiyor ona. Ama bu oraya gittiği zaman onun oyuncaklarını oynuyor. Hı hı. Şimdi ben burada yani bunu nasıl engelli olacağım? Ben buna anlam veremiyorum. Şimdi işte bu bir problem. Yani evet. Bu aslında büyük bir problem değil. Yani çocuklar öyle kolay paylaşabilmeyi öğrenen bir şey değil. Yani yetişkinler gibi, sizin gibi empati kuracak. Onun da oyun ihtiyacı olduğunu düşünecek. Böyle kolaylıkla kazanılan bir dönemde değil çocuklar. Dolayısıyla bir problem ama büyük bir problem değil. Abartmayın hiç kafanızda da bunu. Sadece öğrenmesi lazım gelecek. Birlikte komşuya gittiğinizde eğer onun oyuncaklarını alıyor ise yanına sakince oturun ve arkadaşın da sana geldiği zaman sen de onunla oyuncaklarını paylaşmak ister misin? Bak birlikte daha güzel oynuyorsunuz diye orada yol göstericilik, rehberlik yapmanız gerekecek. Bu rehberliğiniz neticesinde çözüme kavuşacak bir şey. Evet bir problem ama büyük bir problem değil. Burada sizin bir rehberliğinize ihtiyaç var. Ancak şuna dikkat edin. Bazı çocuklar kendileri için özel bazı oyuncaklar edinirler. Evde bazı 100 tane oyuncağı vardır, 10 tane oyuncağı vardır. Bunun içerisinden 1-2 tanesi kendisine özeldir. Gelen komşu çocuğu da 90 tane oyuncağı bırakır, onun 1-2 tane oyuncağına, özel oyuncağına doğru giderse çocuk onu paylaşmayabilir. Eğer böylesi bir durumsa o da normal bir şey. Çocukların oyuncakları taksim edip birbirleriyle oynayabileceği zemin oluşturmak lazım.
Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani gruplandırabilsinler. Mesela birisi at aldıysa birisi de arabasını alsın. Yahut da birisi de çiftliği alsın. Birisi de efendim başka bir şeyi alsın. Ve siz de bir yetişkin olarak başlangıçta onların arasına oturun. Siz de oyuncağı elinize alın. Ve birlikte siz de oynayın başlangıçta. Ondan sonra yavaşça çıkın siz devreden. Onlar kendi aralarında devam etsinler. Çocuklar öyle hemen çok kolaylıkla bazen oyun kuramıyorlar. Yetişkinlerin rehberliğine ihtiyaç var. Bu da ciddi bir problem değil. Sadece bir küçük bir müdahale. Şimdi şöyle zaten şöyle bir durum var hocam. Şimdi benim oğlum 7 yaşında, o çocuk 1,5 yaşında kıracak endişesiyle zaten biraz vermek istemiyor. Bu bir. Bir ikincisi 6 yaşındaki çocukla aslında oynayacak ama o 1,5 yaşında çocuk durmuyor, araya giriyor. Orada problem var. Onu aşamıyoruz ama şimdi yani bir dakika, o çocuk... Bir dakika. Buradaki problem oğlunuzda değil. 1,5 yaşındaki bir çocuk 7 yaşındaki çocukla oynayamaz ki. Rahatsız eder onu. Oynamıyor zaten. O onun oyuncaklarını alıyor. Ama benim oğlum vermiyor ona. Hani ne dersen deyip vermiyor. Ben de olsam vermiyor. Ben de vermem. Ama o zaman 6 yaşındaki çocukla nasıl oynayacak? Bir kardeşi var o çocuğun örneği. 6 yaşındakiyle oynarlar. 6 yaşındakiyle. Deminki söylediğim. Ona vermeyince kardeşim oyuncak vermiyorsun diye bu sefer benim oğlumla da oynamıyor. Hayır, bakın orada siz yetişkin olarak veya o çocuğun annesi olarak 1,5 yaşındaki çocuğun 7 yaşındaki çocukla oynayabileceği vaki midir hiç? Yok, orada annesi olarak onu ayırt edin oradan bir kere. 6 yaşındakiyle 7 yaşındaki birlikte oynasınlar. İkisi oynuyor da 1,5 yaşındaki bunların oyuncaklarını alıyor. İşte aldırmayın onu. Siz kenarda oturuyorsunuz, içeride annesiyle oturuyorsunuz. Yanınıza alın o çocuğu. Siz birlikte oturuyorsunuz. Onlar bırakın içeriye geçsinler. Bir tarafta onlar birlikte oynasınlar. Siz o çocuğu onların yanına göndermeyin. Oyunu bozar. Sinir edersiniz çocuğu. Hocam ben bir şey daha soracağım. Bu vaktiniz vardır inşallah. Bu ailede kurallar hakkında bir şey soracağım hocam. Kısaysa sorun. Ben yani öyle absürt şeyleri şey yapmadım. Hani kural olarak koymadık zaten. Böyle belirli şeyleri kural olarak koyduk. Şimdi bu kurallara uyarken bazılarına uyuyoruz ama yani uyuyoruz derken oğlum için kastediyorum. Bazılarına uyuyoruz ama bazılarına uymada biraz problem yaşıyoruz. Hani böyle sevmediği şeyler, sevdiği şeylerde. Hani örneğin yemek yerken televizyon kapanacak, yemek seçilmeyecek. Bunlar bir kural. Yani bunların kural olması normal değil mi? Hani şey değil. Yalnız böyle. Bu kuralları birlikte aldıysanız kural. Birlikte aldık zaten. O oğlunuz da istedi. Şöyle mi dedi? Hadi. Evet anne, sevgili anneciğim, ben yemek yerken televizyon izlemeyeceğim bundan sonra dedi mi? Şimdi şöyle ben böyle istiyorum. Sence nasıl, uygun mudur diye sordum. O da tamam olur dedi, anne dedi. O sanki karşı çıkmadı biraz, yani buna. Ama burada sanki biraz baskı var gibi geliyor. Öyle mi? Tabii biraz. Peki baskı. Nasıl alacağız biz bu kuralı o zaman? Eğer şöyle. Kural. Daha önceki programlarda ısrarcı takipçilik diye bir şey söylemiştim. Bir. Çocukluk sırrının içerisinde ve annelik sanatında da bunu bulabilirsiniz. Yani çocuğunuz diyelim ki yemek yerken televizyon izliyorsa toplantı haftasından sonra toplantı günü bunu tekrar gündeme getirin. Geçen hafta biz konuşmuştuk ya da önceki ay konuşmuştuk, televizyonu işte yemek yerken izlemeyecektik. Ama oğlum ben görüyorum seni yemek yerken televizyonu açmak istiyorsun. Bunu siz değil de aslında babası söylemesi lazım. Neden oğlum, neden babacığım diye ona sorması lazım. Ama baba canım sıkılıyor, ama baba şunu diye o bir takım bahaneler söylüyorsa eğer, o bahaneleri ortadan kaldırmak için babası sevecen bir şekilde tamam oğlum o zaman şöyle yapalım mı diye bir alternatif sunması lazım. Bir sonraki hafta da o alternatifi denemeniz lazım. Baktınız o da olmuyor, hiç aceleye gerek yok çünkü davranış kazanma aylar sürebilir bazen. Yine eğer televizyon izliyorsa yine gündeme getireceksiniz. Israrcı takipçilik bu işte. Babacığım geçen hafta şunu tekrar konuşmuştuk, şöylesi bir çözüm bulmuştuk. Örneğin işte televizyonu senin sevdiğin dizi saatine, yemeği senin sevdiğin dizi saatine denk getirmeyecektik. Ama yine de sen televizyon seyrediyorsun. Ama baba işte şundan dolayı derse tamam babacığım biz de onu deneyelim. Bundan sonra şöyle yapalım diye bütün alternatifleri deneye deneye ısrarla gitmeniz lazım. Ancak burada benim şu anda sizden algıladığım şey şu. Çocuğunuzun onay vermediği bir davranışı siz kural olarak koymuşsunuz. Asıl ona dikkat etmeniz lazım. Tamam mı? Ama şimdi ona kalsa bunların hiçbirini yapmaz ki. Yani
doğru bir şey değil. Yemek yerken televizyon izlemek, yemekleri seçmekten onu yemeyeceğim, bunu yiyeceğim demesi doğru bir şey değil. Hani bu alışkanlık kazandırmak istiyorum. Ama artık bakın, 7 yaşında. Bakın dikkat edin. Diyorsunuz ki ona kalmış olsa o böyle bir kuralı almaz. Değil mi? Biraz evet öyle yani. Ama o kuralı aldırmışsınız siz. Yani onun uymayacağı bir kuralı siz evde benimsetmişsiniz. Şimdi hani siz, şöyle anlaştık aslında biz onunla. Hani o onu yapacak, ben de onun karşılığında. Hayır, ben böyle bir şey tarif etmedim ki hiç. Yok, karşılıksız, ben böyle karşılıksız olacak, karşılıksız. Televizyonla dersin, televizyonla başka bir şeyin, televizyonla sizin daha sonra ona vereceğiniz mükafatın hiçbir bağlantısını kurmayacaksınız. Televizyon konusu televizyondur, yemek konusu yemektir. Sen bunu yaparsan ben de bunu yapacağım derseniz her şeyi yaparsınız. Hayır, öyle bir şey demedim. Hayır, kesinlikle bu kural olarak yani örneğin bizimkisine kalsa, örneğin oğluma kalsa her gün çikolata yemek istiyor. Ama tabii ben buna izin vermediğim için şimdi biz şöyle yaptık örneğin. Ben şimdi kurallarımız hemen basit, çok iyi. Yemek yerken televizyon kapanacak. Yemek seçilmeyecek. Ders çalışırken televizyon kapanacak. Yok, bu kurallar değil bu. Bunlar dikte etme şeyler. Kural böyle öyle değil. Mi? Tabii. Ben haberlerden sonra bu konuya da girmeye çalışayım, olur mu? Zahmet olacak hocam. Zahmet. Tamam. Tamam. Peki. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Efendim, bir haber arası verelim. İki tane konuyu işlemeye çalışacağız ve canlı yayında telefonları almaya devam edeceğiz. Ama haberlerden sonra. Efendim, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz ve haberlerden önce iki sorumuz yarım kalmıştı. Bunlardan bir tanesi İzmir'den arayan dinleyicimiz idi. İzmir'den arayan dinleyicimiz, 5 ay evden uzak kaldık eşimin işi dolayısıyla. Daha sonra tekrar eve geldik ve şimdi tekrardan uzaklaşmak durumundayız. 30 aylık bir Zeynep'im var yanımda diye söylemişti İzmir'den arayan dinleyicimiz. Bu çocuğuma olumsuz mu tesir eder diye sormuştu. Ve ben burada şu parantezi açmak için özellikle birazcık geniş tutayım dedim. Biz hep üstünde durduğumuz bir şey var. Yani anne ile erken çocukluk döneminde çocuğun bir güven ilişkisi içerisine girebilmesi. Yani çocuk kendisine bir duygusal yakın elde etmiş olması ve çocuk benliğini, kendini emniyet içerisinde hissediyor olması lazım bu annenin yanında. İşte o yüzden gece yatarken mutlaka çocuğunuzu yanınıza alın. Gece kalktığında çocuk korkar ve panik içerisine girerse kendisini emniyette hissetmez. Hissetmediği kadar da sabah sizi rahatsız eder ve çocuk kaygılı olduğu kadar da annenin peşini bırakmaz diye söylediğimiz şey birincil güven duygusu, anne ile çocuk arasında yaşanan ve ondan sonra da çevreye doğru yayılan, babaya ve işte evin içerisindeki diğer aile fertlerine doğru yayılan, insandan elde edilen güven duygusu. İkincil bir güven duygusu daha vardır ki çocuk ne kadar stabil bir çevre içerisinde ise ve içinde bulunduğu, içinde yaşadığı evi ve evin eşyalarını ve eşyalar ile hadiseler arasındaki ilintileri ne kadar efendim çözebilir ise ve engellenmez ise ikincil bir güven duygusu daha yaşar çocuk. Bu da eşyanın efendim tabiatını öğrenmekten kaynaklanan ve çocuğun içinde yaşadığı çevreyi tanımış olmaktan kaynaklanan bir güven duygusudur. Hani mesela biz kendimiz de biliriz. Neyi biliriz? Efendim uzak bir yere misafirliğe gittiğimizde, gece efendim bize bir başka odada yattığımızda, evimizden uzak bir yerde yattığımızda, uyandığımızda birden tavana bakarız, kapıya bakarız. Birdenbire ayıkamayız hemen ve tedirgin oluruz. Yani neredeyim diye tedirgin oluruz. Aynı onun gibi çocuk da özellikle erken çocukluk döneminde ne kadar stabil bir çevrede yaşar ise, eşyalar değiştirilmez ise, efendim evin duvarları, boyası vesairesi değiştirilmez ise, ev değişikliği yapılmaz ise, çocuk o kadar kendisini emniyet içerisinde geliştirerek götürür. Eğer çocukta böylesi bir çevre değişikliği olur ise, çocuk ilk güven duygusunu yaşadığı kişiye doğru birazcık daha yakınlaşma ihtiyacı duyar. Yani bir taşınma döneminde
Çocuk hemen anneye doğru yakınlaşma ihtiyacı hisseder. Bu çok normal çünkü stabil olan o çevre değişti. Çocuk tedirgin oldu, kaygıya kapıldı. Anneye ya da babaya doğru biraz düşkünlüğü başlar. Yeni gidilen yerde örneğin anneyle yatma isteği oluşur. Babayla birlikte olma isteği oluşur. Çocuk ikinci güven duygusunu kaybettiği için birinci güven duygusuna doğru kendisini yakınlaşmak zorunda hisseder. Dolayısıyla işte ben hani ısrarla diyorum ya şu çocuklara dokunmayın da eşyayı bir tanısın. Size göre elinize aldığınız şey kumanda, kızıl ışınlarla televizyona doğru bir şey çıkıyor. Görmediğimiz bir şey var. Kumandayı televizyona doğrulttuğumuzda, düğmeye bastığımızda televizyon değişikliği oluyor. Orada kanal değişikliği oluyor. Ama 3 yaşındaki bir çocuk bunu bilmiyor ve sizin yaptığınız bu şey çocuğa göre bir mucizevi bir şey. Okus pokus gibi bir şey. Ve çocuk bunu eğer öğrenemez ise kaygıya kapılır. Güven duygusunda zedelenme olur. İşte çocuğun eşyayı tanıması ve eşya ile hadiseler arasındaki bağlantıları çözebilmesi çocukta ikincil bir güven duygusunu oluşturur diye söylemeye çalıştığım şey ki İzmir'den arayan dinleyicimizin vesilesiyle bu konu açılmış oldu. Buna anne babalar dikkat etmesi lazım. O yüzden evdeki yapılacak değişiklikler, tadilatlar, eşya değiştirmeleri, taşınmaları sırasında çocuğun kaygı duyması ve anneye daha çok yakınlaşmasına izin vermek lazım. Çünkü çocuk teselli arayacak, bu değişiklikten ürkecek ve siz ona teselli oldukça bunu böylece atlatacak. Eğer bu teselliyi veremez iseniz bu değişiklikler sırasında çocuk bu sefer kaygıları daha da artar. Bunu İlkay Hanım'a iletmiş olalım. Efendim bir sonraki dinleyicimiz de 7 yaşındaki oğlunun bulunduğu evdeki kurallarla alakalı bir şeyler söylendi. Şimdi toplantılar bazen öyle sıkıcı ve sıkıcı hale geliyor ki çocuklar açısından. Yani anne babayı sadece böyle orada kural koyan, televizyon seyredilmeyecek, dişler fırçalanacak, şu yapılmayacak, bu yapılmayacak, şu yapılacak, bu yapılacak, anlaşıldı mı yazın hadi deftere bunlar yapılacak. Aile toplantısı bu değil. Aile toplantısı bu değil ve acele etmemek lazım. Evin içerisine ne kadar koymak istediğimiz kural var, hepsini birdenbire bocalattırmamak lazım. Kurallar tedricen konulur. Yavaş yavaş, adım adım konulur ve ısrarcı takipçilik içerisinde kurallar takip edilir ve o alışkanlık edindirilmeye çalışılır çocuklarda. Eğer çocuk eve konulmuş olan bir kuralı yerine getirmekte zorluk çekiyorsa, hatta bu cümle bile yanlış. Eğer çocuk kuralları uygulamakta zorluk çekiyorsa diye düşünemeyiz. Bu yanlış bir mantık olur. Evin içerisindeki kurallarda, herkesin uygulayacağı kurallarda, uygulamak zorunda olduğu kurallarda çocuk zorluk çekiyor ise anne baba olarak bize düşen şey neden zorluk çekiyor oğlum ya da kızım onu bulup gidermek. Kural sadece çocuğa konulan bir şey değildir. Evin kuralıdır o, evin kuralı. Ve kuralı anne babalar koymaz. Ortaklaşa bir kural mekanizması oluşturulur. Anne babalar kendi elindeki yetkileri şahsı maneviye teslim eder gibi kendileri de orada o oluşmuş olan kurala tabi olurlar. Dolayısıyla artı bir de dinleyicimizin asıl şu kısmı önemliydi. Bir kural konulurken bir başka davranışla eşleştirilmez. Yani televizyon seyretmezsen eğer yemek yerken, o zaman biz de şöylesi bir şey yapalım, yemeklerden sonra sana çikolata vereceğiz. Yahut da televizyon seyretmezsen eğer, o zaman şöyle olacak. Çocuk terbiyesinin ana gövdelerinden bir tanesi koşulsuzluk ilkesidir. Koşulsuzluk. Her davranış tek başına değerlendirilmesi lazım. Eğer diye başlayan ve sen böyle yaparsan biz de şöyle denilen cümleler ve böyle oluşturulan kurallar çocuk açısından oldukça sakıncalıdır. Neden? İki açıdan hemen ben size bir şey söyleyeyim. Eğer sen böyle yaparsan biz de böyle yapacağız deyince çocuğun aidiyet duygusunu kırarsınız. Neden? Bak sen yaparsan biz de. Siz kim? Anne baba. Sen ayrısın, biz anne baba ayrı. Hayır, öyle bir şey söylenmemesi lazım. Sen bunu yaparsan biz de böyle yaparız.
gibi çocuğu kurala, koşula bağlamamak lazım. Bir süre sonra da çocuk zaten kazandırdığınız bu koşullardan dolayı, özellikten dolayı kendisi de size koşul koymaya başlar. Tamam, televizyonu seyretmeyeceğim ama şu gün şunu yapacağız. Bana şu oyuncağı alacaksınız. Her davranış kendi başına değerlidir. Her davranış kendi başına değerlendirilecek. Ona göre takip edilecek. Aile toplantılarını böyle bir kurallar meclisine, bir efendim dikta şeyine dönüştürmemek lazım. Ortaklaşa alınması lazım kurallar. Efendim, canlı yayında hattımızda dinleyicilerimizi almaya devam edelim. Saat 10.30'a kadar devam edecek yayınımızda. İlk dinleyicimiz hattımızda galiba. Kendisine merhaba diyelim. Evet. Galiba hattımızda dinleyicimiz. Merhaba. Merhaba efendim, Adem Bey. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de sizin programınızı dinledikçe yanlışlarımızı düzeltmeye çalışıp moral buluyoruz inşallah. İnşallah. Yani sıkıntılarımız çokmuş. Ama işte sizi dinleyince bulduk. Yani nefesim kesiliyor çocuklarıma karşı. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Benim şu anda en önemli bir sorum iki çocuğum var. Biri 5 yaşında, biri 2,5 yaşında bir kızım var. Bizim evimizde televizyon yoktu Allah'a şükür. Ama çocuğum, oğlum biraz büyüdükten sonra 4 yaşında sıkılmaya başladı. Bir de özellikle kış günü geldiği için dışarıya da çıkamıyor. Özür dilerim tüm dinleyicilerden. Biraz aniden böyle bir şey, canlı yayına katılınca heyecanlandım. Şimdi oğlumuza lise, kanal değil de VCD'den izleteceğiz. Böyle bazı çizgi filmler. Ama tabii ki kızımız da var. Ve geçen günkü programınızda çocuklara, 3 yaşından önceki çocuklara çok zararlı olduğunu duydum. Bu konuda yani ne dersiniz? Nasıl bir uygulama yapabiliriz? Hani diğer büyüğünden de hani tamamen kesmek istemiyorum. Yani sizin düşüncelerinizi, sizin önerinizi almak istiyorum. Neden, hani bu şekilde neden kesmek istemiyorsunuz? Hani sıkılıyor ya. Yani aslında sıkılması de, şöyle düşünün. Sıkılması size bir işaret veriyor. Yani şunun işareti. Anne, benimle yeterince var olmuyorsun. O yüzden canım sıkılıyor. Siz de ona CD, VCD vererek şunu söylüyorsunuz. Evet. Tamam, ben senin yanında yeterince var olamıyorum. O zaman al CD ile beraber var ol. Bu doğru bir çözüm olmaz. Ya şu şekilde zaten hani ben sabah kalkıyoruz. Hani kahvaltılarını yaptırıyorum. Ben hani günlük işlerimle ilgilenirken onlar hani biraz mesela bir tane bir VCD'ye bakıp... Hayır, hayır. Bakın daha önceki programlarda şöyle bir şey söylemiştim. Çocuğunuzu yaşamın içerisine alın. Yani kendi yaşamınızın bir parçası haline getirin. Siz diyelim içeride işler yapıyorsunuz ya. Evet. O neden içeride duruyor, yanınıza gelmiyor? Gelsin. Ya çoğu zaman mesela birlikte bulaşık yıkıyoruz, şey yapıyoruz. Tamam. Hani çoğu zaman kendime katmaya çalışıyorum ama mesela tamam, dolaptan mesela yemek yaparken hani soğanları soyundurtuyorum. Hani becerikli de bu konularda. Hani dolaptan bir salçadır, mesela bir turşu çıkmasıdır. Onu hani sofraya kaşıklar, bardaklar hazırlatıyorum da. İşte bazen de artık mutfakta böyle iki kardeş böyle yapıyor. Ben hani birazcık onların da gitsin diye, bir de etrafta hep arkadaşları çizgi film, bilgisayar yok, yok. Yok, bakın o birinci söylediğinize hani, devam edin. Birinci söylediğinize devam edin. Yani evet, çocukla beraber mutfakta bulunmak bazen zor oluyor, yorucu oluyor. Evin işlerini yetiştirme derdindeyken çocuğun işte her bir şeye ben de yapacağım diye katılması zor oluyor. Ama siz iki çocuğa ev sahipliği yapan bir annesiniz şu anda ve zaman çok çabuk geçecek. Siz eğer bu şeyi ne kadar katlanabilirseniz göreceksiniz. Çocuğunuz bazen süpürge tutarken küçük kaslarını geliştirecek. Bazen işte söylediğiniz gibi bir şey soyarken, size uzandığı bir şey, istediğiniz bir salçayı verirken vücudunu, kaslarını geliştirecek. Ve bir süre sonra şunu duyacaksınız etrafınızdan. Ya sen bu çocuğu nasıl eğitiyorsun da böyle birçok şeyi gelişmiş diyeceksiniz. Aslında sizin çok özel yaptığınız bir şey yok. Sadece çocuğunuzu yaşamınızın içerisine alarak çocuğun doğal gelişimini destekliyorsunuz. Bence birazcık CD'ye, VCD'ye yönlendirirseniz oraya yapışır kalırlar çocuklar. Ve şu söylediğimiz alandan da uzaklaşmış olurlar. Ondan sonra bir daha çağırsanız da gel oğlum salça ver deseniz de hayır gelmeyeceğim derler.
Bence yani, o kapıyı açmayın. Tamamen kaldırıyor tabii, mu yani? Tabii o kapıyı açmayın. Yani şimdiye kadar yapmamışsınız. Şimdiden sonra da yapmamanızı tavsiye ederim. Ya işte tamam şimdi mı? Böyle hep arkadaşlar şeylere baktığı için çocuktan kendisine bir şeylik gibi. İşte hani siz eziliyorsunuz. Var, siz, siz eziliyorsunuz. O değil. Ama yarın karşılaştırdığınız yani zaman. Hani çocuğum hiçbir şeyden haberi yok gibi. Hani veya ama hani şöyle düşünün. Çocuğu eğlendiriyor gibi düşünüyordum. Tabii de hani. Bakın hani, ben size bir şey söyleyeyim. Örneğin bir lokantaya gidiliyor. Evet. Yani bir bakıyorsunuz 6 yaşında 5 yaşındaki bir çocuk çatal kaşıkla güzelce kullanabiliyor. Yemeğini çok düzgünce yiyebiliyor ve o ailenin içerisinde hiç yabancılık çekmeden orada var oluyor. 5-6 yaşındaki bir çocuk. Ama bir de bir bakıyorsunuz ki bir çocuk yani 7-8 yaşında 9 yaşında daha kaşığı tutamıyor, daha yemeğini yiyemiyor, daha kolunu uzattığı zaman işte çorbanın içerisine döküyor. Aslında baktığınız zaman bir bakıyorsunuz ki çocuk vaktinde yeteneklerini geliştiremediği, televizyonun karşısında, VCD'nin karşısında, DVD'nin karşısında vakit geçirdiği için aslında çocuk vücudunu geliştirememiş, vücudunu kontrol etme sistemini geliştirememiş. Dolayısıyla eğer bir çocuk televizyon seyrediyor ve orada sizin çocuklarınıza bir şeyler anlatırken bizim çocuğumuz acaba gelişmiyor mu diye düşünmeyin. Eğer çocuğunuzu hayır, hayatınızın içerisine alınca o başka sahalarda gelişiyor, merak etmeyin. Sizinkinin geliştiği saha, hayatın içerisindeki saha, oysa daha başka bir sahada gelişiyor. Ezilmeyin. Onu neticesini, ürününü daha sonra göreceksiniz siz. Tamam mı? İnşallah. Peki tamam. Yani böyle arada bir veya bir haftada bir akşam böyle bir güzel... Olabilir mesela haftada bir gün, olabilir haftada bir gün sinema günü oluşturun örneğin. Aha. O gün hep beraber seyredin. Çocuklarınız öyle... O da olabilir ama o da olabilir. Şöyle yani televizyon olmaması şartıyla... Ve haftada bir olması, ailecek olması şartıyla olabilir. Ama bunu yani bir alışkanlık... Televizyonda izliyoruz. Yani VCD takıp, yani sinema değil de artık şey, VCD takıp televizyonda izliyoruz. O şekilde haftada bir sefer. Aslında birazcık daha, birazcık daha büyümesini bekleyin. Birazcık daha büyümesini. Eğer televizyonda yani izletiyorsanız... Haftada bir de zararlı mı yani? Birazcık daha büyümesini bekleyin. Bir 6 ay kadar daha geçsin. Tamam mı? İnşallah. Tamam. Tamam. Peki. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Hayırlı günler Adem Bey. Hayırlı günler. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Siz iyisiniz inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Şöyle bir sıkıntım var. 27 aylık oğlum 27 ayını bitirdi. 27 aydan beri emziriyorum. İlk doğduğu günden beri hocam hiç derin uyku görmedi. Hep böyle çok hafif. Böyle parmağımın ucuna bassam çorapla bile çorapsız bile yere basamıyorum yani. Çorapla basıyorum ki vesvese olmasın diye o kadar ki sıkıntı çektim. Her emzirdiğimde ağzımdan çektiğimde uyandı, çığlık çığlığa uyandı. Yani çok hafif bir uykusu oldu. Hala da devam ediyor. 27 aydan beri ilk defa bugün hiç uyanmadan uyudu. Ama akşam 11'e kadar bekledik tabii ki. Yani bu diyorum ileride bir sıkıntı oluşturur mu? Uykusunu... Çok hafif bir uykusu var yani inanılmaz hafif ve uykuya dalarken de çok zorlanıyor, kitap okuyoruz, onun dışında ninnilerle çok doğduğu günden beri ninnilerle uyutmaya çalıştık ama şu 6-7 aydan beri de tabii ki kitap var, kitaba dönüştürdük, hani kitap merak ediyor, kitabın içindekiler neler yazıyor, kusura bakmayın heyecanlandım, bu üçüncü telefon bağlantım ama İşte. Yine de heyecanlandım, çok aktaramadım ama hani geçen bir arkadaşla konuştuk, şey dedi hani 6-7 yaşında oğlu varmış. Dikkat eksikliği problemi var. Psikologlara götürdüklerinde uykusu nasıldı diye sordular dedi. O yüzden ben biraz tedirgin oldum. Hani yarın bugün sıkıntı çekebilir miyiz acaba? Sıkıntı çıkar mı karşımıza? Yani şöyle, eğer çocuğunuz uykusunu alamıyor ise bunu da şöyle fark edersiniz. Gün içerisinde hırçın ise yeme hırçın da oldu. Çok oldu. Yeme sıkıntımızda da yeme oldu. Yeme düzeni bozulduysa oldu. Efendim hırçın olduysa, sizi dinlemekte zorluk çektiyse ve çekiyor ise o zaman evet sorun olabilir. Sorun olabilir. Çünkü çocuk uykuyu aldıkça, uykuyu alabildikçe hem ruhen hem de fiziken gelişir. Ama eğer işte bugün uyudu diye söylüyorsunuz. Bugün ilk defa bugün uyudu evet. 27 aydan beri ilk defa evet. İnşallah bundan sonra da uyumaya eğer devam eder ise o zaman demek ki bu problemi atlatıyorsunuz. Yani illa bu hep böyle olacak diye de düşünmeyin. Peki hani bu 5-10 yaşına geldiğinde bu yok, geçmiş yok, dönem yok, sıkıntı yok, olur mu? Yok yok yok, yok yok yok.
Yani eğer 5-10 yaşına geldiği halde hala uyuyamıyor ise o zaman sorun olur. O zaman sorulur. Yok yok, hiç abartmayın. Hı-hı. Hiç abartmayın. Bir de bir şey bir söyleyeyim. Az bir önce sizi dinlerken dikkatim sizdeydi. Bana bir şey söyledi, işte yapalım dedi. Ben de yapacağız diye beklerken o beni terk edip gitmiş. Benden gizli olduğu için mutfağa çıkıyor. Mesela sürekli biz birlikteyiz. Sürekli yemek yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Sürekli birlikteyiz. Her şeyi böyle geçip kendi kendine oynamıyor. Sürekli Hı-hı. birlikte oyunlar oynuyoruz. Babası da öğretmen olduğu için çok müsait. O da çok sürekli ilgileniyor. Ben sizi dinlerken mutfağa gidip kapıyı kapatıp sandalyeye çekip suyla oynamaya başlamış. Hani bunda bir şey var mı acaba? Hayır. Baskı mı yaptık? Neden o şekilde kapıyı kapattık? Gizli yaptığı şeyler kapıyı kapatıyor, saklanıyor. Ama kızacağınızı düşünürse o zaman onu yapar. Biliyor, evet, kızacağını biliyor. İşte yok yok. Bakın, sizin vasıtanızla şunu söyleyeyim. Özellikle bu yaşlardaki çocukların suyla oynamasına mutlaka izin verilmesi lazım. Yani çocuk kendini suya doğru götürüyorsa, kendi içerisinde bir yönelişten dolayı suya doğru götürüyor. Siz mutlaka onu teşvik etmeniz lazım. Kollarını sıvayın, önüne önlük takın. Çünkü su çocuğu duymasını ve hissetmesini geliştiren en önemli etkenlerden bir tanesi. Su ile terapi var. Çocuğun önüne suyu koyun, Avrupa'ya gidin bakın, çocukların suyla oynaması için özel alanlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla sizin ona işte kapıyı kapatacak derecede sizden rahatsız olması yerine, hayır, siz onu suyla oynarken lavaboda gördüğünüzde tebessüm edin, yanına gidin, siz de elinizi sokun, onu teşvik edin. Tamam mı? Tamam, onu teşekkür ederim. Çok peki, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Efendim, canlı yayının süremiz bitti ama ben canlı yayında asıl bir şey daha söylemek istiyordum. Bir bağlantı daha kurmak istiyordum. Çorum'la bağlantı kurmak istiyordum aslında ben. Çorum'da dinleyicilerimizin yoğun olduğunu biliyorum. Özellikle orada Gülşen Hanım ısrarla efendim mesaj gönderiyor ve telefon ediyor ve Çorum'a davet ediyor. Ve ben Çorum'a bu Mart ayında eğer nasip olsaydı gitmeyi çok arzu ediyordum ama benim yoğun programımdan dolayı onu maalesef gerçekleştiremedik. Nisan ayına doğru niyet edelim diye düşünüyorum. Bu yıl zaten seminerlere ve programlara da maalesef katılamadım. Geçen yıl yoğun bir program takip ettik. Her ile neredeyse yetişmeye çalıştım. Her ayda bir iki program yapmaya çalıştık. Hem dinleyicilerimizle yüz yüze hem de anlatacağımız konuları birebir anlatmaya çalışmıştık ama bu yıl gerçekleştiremedik. Çorum'dan da Gülşen Hanım'ın bu ısrarla nazik daveti için çok teşekkür ediyorum kendisine. Umuyorum ki Çorum'a hem de Çorum leblebisi yemeye ve Çorum'u görmeye gideceğimizi düşünüyorum. Efendim, bugünkü yayınımızın da burada sonuna geldik. Yarın saat 9.30'da yine sizlerle birlikte olmak üzere. Efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.